Merhaba Tam Ünlük takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elimde tutmuş olduğum TP-Link'in bizlere sunmuş olduğu portatif bir Bluetooth hoparlör olan Groove Reaper'ı inceleyeceğiz. Ozan Can'la birlikte ben genel hatlarıyla Ozan Can'dan hoparlör hakkında bilgiler isteyeceğim. Burada. Zaten Ozan Can hoparlörü şu an bak, elimde tutuyor. Bak bir de şöyle tutayım mı Steve Jobs gibi? Bak şöyle. Güzel elimi bir şöyle koyayım. Güzel şöyle. Bir hoparlöre nasıl? Benziyor Ozan Can. Ben bunu görünce karnım acıkıyor. Neden? Neden biliyor musun? Anladım. Gerçekten ben bu Bluetooth hoparlörü... Tam bir piknik şeyine, sepetine benzetiyorum. Direkt piknik sepeti yani benim gözümde. Diyorsun ki çok pikniğe gittiğin arkadaşlar. Zaman yanında olması gerekiyor. Piknik yani. Sepetine bak şuradan tutuyorsun bunu. Böyle hop 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 gidiyorsun pikniğe. Öncelikle ben dur. Tamam madem pikniğe giderken bunu yanımıza götüreceğiz. Sana şunu soracağım ben Ozan Can madem. Dinliyorum. Cihazı eline tutuyorsun. Evet. Sana verdiği his, ağırlık nasıl? Çok ağır bir Bluetooth hoparlör değil. Hı-hı. Ama boyutu ve ağırlığına göre inanılmaz kaliteli ses sunan bir Bluetooth hoparlör. Onu kesinlikle söyleyeyim baştan. Sanırım yanındaki bölümler şurası metal. Şu etrafı metal gibi gözüküyor ama çok kaliteli bir plastik. Hı-hı. Ön tarafındaki ızgara komple metal. Gayet şık duruyor evet. Çünkü o yüzden sordum. Arkası da Bluetooth hoparlörlerde görmeye alışkın olduğumuz bir malzemeyle kaplı. Bu büyük bir ihtimal bas ve tiz seslerin daha iyi çıkması için kullanılıyor bu malzeme. Hı-hı. Ama TP-Link'teki, yani bu Bluetooth hoparlördeki şeyi söyleyeyim, malzemenin özelliğini. Evde bende diğer olan Bluetooth hoparlörlerde burası bayağı bir toz topluyor. Bunda için... olmadı yani hiçbir şekilde. Anladım. Hiçbir şekilde toz toplamıyor ve koyduğunuz yerden de düşmüyor. Bak şimdi gördüğün gibi burada direkt kamera tutunup kalıyor diyorsun. Ama tutunup kalıyor tamam. Koyduğun yerden. Yani birçok arkadaşımız muhtemelen bu hoparlörün sesini merak edecektir ama oraya gelmeden önce sana sormak istediğim bir şey var. Yani evet. Hoparlörümüzün, Bluetooth hoparlörümüzün bataryası ne kadar ve ortalama ne kadar süre müzik dinleyebiliyoruz? Şimdi bunun özelliği taşınabilir olduğu için hızlı bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi lazım bu hoparlörün. O yüzden bittiği zaman şarjı maksimum 2 saatte tam olarak geriye doldurabiliyorsunuz. Peki ne kadar sürede dayanıyor şarjı? Full şarjda kullanmaya başladığınız zaman sesi sonuna kadar açmazsanız yani orta seviyede kullanırsanız 4 saati bile geçiyor. 4 saati bile geçiyor. Ama sesi sonuna kadar açarsanız 2,5 saat civarındayken pil yavaş yavaş uyarı vermeye başlıyor yine ve de, kapanıyor. Yine de güzel bir değer. Yanlış hatırlamıyorsam da 750 mAh'lik bataryası vardı içinde değil mi? 750 mAh'lik bir bataryası var. Gayet yeterli bir Bluetooth hoparlör için. Peki şey sorayım madem. Yine sese geçmeyeceğim. Eşleştirmeyi de sormayacağım. Yok yok. Sor. Etkin menzili ne kadar? Ne kadarlık bir menzil içerisinde rahatlıkla kullanabiliyoruz? 20 metre yazıyor teknik olarak. Ama ben açık alanda 20 metreden daha fazla uzaktan da kullandım. Kullandım evet. Diyorsun. Açık alanda 20 metreden daha uzaktan da çekiyor. Ev içinde 20 metrede biraz sıkıntı olabiliyor. Araya duvar girdiğinde evet. Ses kesilmeye başlıyor. Evet ama dışarıda 20 metreden daha uzun bir mesafede kullandım. Eşleştirme işlemi nasıl yapıyoruz peki? Eşleştirme çok basit. O da benim en çok beğendiğim özelliklerinden biri. Çünkü açtığım zaman bunu açma tuşuna basılı tutmaya devam ettiğimde eşleşme moduna geçiyor. Direkt şey yapıyor yani Bluetooth'u evet. Aktif ediyor. Ha. Telefondaki ya da bilgisayardaki Bluetooth eşle özelliğine gittiğimiz evet. Zaman yani eklemeye gittiğimiz zaman hiçbir şifre girmeden bu benim en sevdiğim özellik. Çünkü şifre onun pinini yapıyorsun. Gir. Git oradan diğerinin pinine bak. Ondan sonra ama pinleri eşleştir. Ama o yok. İstediğimiz noktada herhalde bizim cihazımıza başkası erişim sağlayamaz. Aynı anda bir tane. Şifre koyabiliyor musun? Şifre yok. Hayır. Zaten bir tane sadece. Telefon ya da bir tane cihaz bağlıyken ya daha doğrusu daha önce bir cihazla eşleştirdiyseniz bunu. Evet. Başka bir cihaz bağlanamıyor o bağlıyken ama o bağlıyken bağlanabilir. Anladım. Peki Ozan Can'cığım, ne kadar bu hoparlörün kaç watt diye geçiyor? Bu 4 watt gücünde ama işte 4 watt gücünde ses vermiyor ya. Bayağı inletiyor yani. Peki bir şey yapma şansımız var mı ya? Bir eşleştirip hani arkadaşlarımıza inceden sesini dinletme şansımız var mı? Az önce eşleştirmiştim zaten. Şöyle bakabilir miyim anda ya? Baksana ben bizim şimdi telif yüzünden tabii ki bizim daha önceden oynamış olduğumuz videolardan bakacağız. Videolardan birinde reklam mı girdi? Aynen. Bu arada hani o az önce açtığında elimde tutarken merhaba, cihazın baslarını hissedebildim yani. Sizlerle beraber şimdi benim demo... ileriye doğru alıyorum. Lan! Resident Evil 7 oynamıştık arkadaşlar geçen gün. Nefes alıyor aşağıda, köpürüyor. Daha sonuna kadar açık değil. Sonuna kadar açık değil mi arkadaşlar? Hani şöyle söyleyebilirim. Şu an açık. İyi biz bunu gece ışıklar koyun. Baslar böyle elimde resmen titreştiriyor. Oynayamam ki ve şu an ofis inliyor. Gümbür gümbür. Kapı açılmadan geri sekmek veriyor. 4 için gayet iyi. Bir de yere koyduğun zaman daha fazla çıkıyor ses. Koy bak. Şöyle. Evet. Daha kaliteli ve daha güzel çıkıyor. Abi vallahi bir şeyler olacak ya. Vallahi buraları görmediğiniz için tabii. Güzelmiş gerçekten. Durduralım abi madem telif burada. Telif yüzünden kendi egomuzu tatmin etmiş olduk. Bir daha video içinde kendimizin reklamını yaptık. Sağ ol. YouTube. Abi. YouTube. Hah salla bakalım. Niye her şeye telif cezası şey yapıyorsun?
Bak burada müzik açamıyoruz, hoparlörden müzik çalıyoruz. İnsanlara güzel müzikler dinletelim. Olmaz böyle şey. Arkadaşlar şöyle bir bakınca gerçekten TP-Link tarafından bizlere sunulan Groovy Ripple ciddi anlamda yeterli olarak adlandırabileceğimiz bir fiyat performans ürünü kesinlikle. Çünkü fiyatı, bir de fiyatı var değil mi? Çünkü önemli olan nokta orası. 100 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Gerçekten inanılmaz çünkü hani 100 lira ve 150 lira aralığında alabileceğiniz Bluetooth hoparlörler arasında sanırım bu kaliteye yaklaşan bir ürün bulmanız zor. Çok zor. Yani bu kalite inanılmaz. Hem malzeme kalitesi hem ses kalitesi oldukça güzel. Bir tane yapmış adamlar. Hı-hı. Bak tek ve bir tane yapmışlar, öz tam yapmışlar. Yapmışlar. Evet, tam yapmışlar yani. Bu noktada o zaman arkadaşlar TP-Link'i bu üründen dolayı kutluyoruz. Evet. Ve arkadaşlar madem hani merak ettiğiniz başka bir şey varsa eğer yorumlar bölümünden yine bizlere sorarsanız biz cevaplamaya çalışırız. Bizim genel hatlarıyla incelememiz sizler için bu kadardı. Cihaz gerçekten güzel. Eğer ki bir tane Bluetooth hoparlör almayı düşünüyorsanız mutlaka denemenizi öneririz. Videolarımızı beğeniyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ne yapıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Ürünle alakalı bir sorunuz varsa. Bunu söyledim zaten. O yüzden yorumlar bölümünden siz bir daha yazın. Yazın daha tamam, Ozan Can istiyor, yine yazın. Son olarak arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca ürün kutusu içerisinden neler çıktığını merak ediyorsanız hemen şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Sonraki inceleme videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.